Türkiye aşı tedari için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra Rus aşısı Sputnik içinde anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Koca İstanbul'da Hindistan varyantının tespit edildiğini de açıkladı. İşte bilim kurulu toplantısının ardından öne çıkanlar. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat Mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Türkiye aşı tedariği için kolları sıvadı. Sinovac ve BioNTech'in ardından 3. aşı olan Sputnik V için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz Rus menşeili Sputnik aşısı Türkiye'de olacak. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Bakan koca bilim kurulu toplantısının ardından kameralar karşısındaydı. Gündeminde de aşı çalışmaları vardı. Koca Biontech aşısının ikinci doz uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Biontech aşısının İki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bakan Koca Türkiye'de görülen mutasyonlara da değindi. Hindistan varyantının İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.